Merhaba Film Solucan takipçileri, canlarım benim. Ben de sizin için diziler hakkında yorumlar yapacağım. O oluşumla birlikte. Şimdi size Karagül'den bahsedeyim çocuklar. Karagül'de dizinin hikayesi çok küçük iki aile var. Aslında tek aile de bir tane oğulları İstanbul'da üniversite okuyup orada bir kızı sevip tekrar memleketine döndüğünde o kızı istememeleri, kendi uygun gördükleri teyzesinin kızından evlendirilmesi ve bunun sonucunda oradaki törelere göre doğan ilk çocuğun köydeki kıza verilmesi ve İstanbul'daki kızın veya gelinin bundan hiç haberi olmaması. İlerleyen bölümlerde de bu çocuğun bu gerçekleri öğrenip aileye karşı, her iki tarafa da karşı tepkili olması. Dizinin karakterleri en başta zaten göze çarpan Kendall karakteri. Mesut Akus da oynuyor. Bu karakter kötü rol yüklenilmiş ona. İyi karakter de Ebru karakteri. İlk başta aslında dizinin başrolünde 4-5 bölüm Özcan Deniz oynadı. Diziye can veren roldü bu. Her iki tarafı da yönetecek derecede hani o güce sahip birisiydi. Fakat anlaşma gereği herhalde 4-5 bölüm oynadı. Daha sonra diziden çıktı, öldü diye. Dizinin kötü karakteri, abisi Kendall rolündeki oyuncu onu öldürdü. Sonradan 15 bölüm sonra veya daha fazla belki hatırlayamayacağım. Tekrar Özcan Deniz 2-3 bölüm daha girdi ve ondan sonra daha diziye girmedi. Özcan Deniz'in buradaki rolü çocuğunu istemediği, ailenin istemediği bir kızla evlenip ilk çocuğunu köydeki ikinci eşine vermesiydi. Onun görevi buydu. Sonra birkaç bölüm oynadıktan sonra çıktı. Gerçek rol Kendall'ındı. Yani Mesut Akustan'ın. Sürekli Özcan Deniz öldükten sonra ailesi şeye gelince, Halfeti'ye geldiği zaman Kendall'ın bu aileyi istememesi. Yani Özcan Deniz'in İstanbul'daki ailesini istememesinden başlıyor. Ebru karakterinle Kendall'ın arasındaki daha çok çekişmedir bu. Ebru karakterini oynayan oyuncu da Ece Uslu oynuyor. Kendall'la Ebru karakteri arasındaki çekişme ve Ebru'nun iki kızı bir oğlu. Tabii ki şeyi öğrenmedikten sonra, Baran'ı öğrendikten sonra tabii ki iki oğlan iki kız olduğunu biliyor, öğreniyor. Ve olaylar her iki karakterin üzerine daha çok. Tabii ki yan rollerde bir sürü karakter var ama yoğunluk dizinin teması, konusu Ebru ve Kendall'ın arasındaki iki aile diyeyim sana. İstanbul'daki Özcan Deniz'in ailesi ve Halfeti'deki ailesi arasındaki çekişme, istenmemesi. Ebru karakterinin ve çocuklarının orada bulundukları yerde istenmemesi. Filmin konusu bu. Bu arada tabii ki de Kendall'a ders verecek birisinin girmesi lazımdı. İlk başta Özcan Deniz'di. O ölüp çıktıktan sonra dizide Yavuz Bingöl karakteri vardı. O Kendall'a karşı çıkıyordu. İlla ki de bir hani genelde öyledir ya, kötü karakterin karşısında iyi karakter oynaması. Yavuz Bingöl de bazı herhalde projelerinden dolayı diziden çıkınca uzun bir süre medyada sürekli karşısına sık bir karakter gelecek diye tartışıldı. Hatta şeyler, oylamalar yapıldı. İşte İbrahim Kendirci üzerinden yoğunlaşıldı. Dizinin galiba iki sezon bitti. Üçüncü sezondan devam ediyor. Karşısındaki karakter Saruhan Hünel, en sonunda karar verilmiş. Belki de önceden biliniyordu ama biliyorsunuz diziye hani reytingi yükselsin diye bir süre sokulmadı Kenan karakteri. Ki acaba dizi hakkında halkın nasıl bir hani yorumu olacak, nasıl dizi reyting alacak diye Kenan karakteri üzerine çok söylentiler gezdi medyada veya nasıl diyeyim internet üzerinden. Sonra işte Saruhan Hünel diziye girdiği vakit tabii dizi biraz daha canlandı. Fakat bana sorarsanız kendi fikrimce istediğim şeyi bulamadım ben Saruhan Hünel diziye girdikten sonra. Hani savaşıyor gibi görünüyor ama çok da alt edemiyor gibi geliyor bana Kendall'ı. İşte böyle bizi önemli olan uzun kış akşamlarında dizilerin bizi oyalaması. Bu da Karagül'de benim ilgimi çektiği için 3 sezondur takip ediyorum. Tavsiye eder miyim?
o insanların şeyine kalmış, tercihine kalmış bir şey. Hani seyrederler mi, seyretmezler mi diye. Ama ben seyrediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Kanala abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Onlar benim çocuklarım. Lütfen onlara destek olun.